Arkadaşlarım, bizim buradaki yaptığımız operasyonlarla ilgili de çeşitli bir takım dedikodular var, fitne fesat yuvaları. Bunları karalamak için Mehmetçiğin başarısına, Mehmetçiğin tertemiz duygularına, düşüncelerine, inançlarına hakaret şeklinde efendim bazı fitne fesat ulaştırmaya çalışıyorlar. Onlara da hiçbirinin aslı olmadığını biliyoruz. Bileceksiniz, biliyoruz. Yani bizim yaptığımız bütün operasyonlar arkadaşlarım meşru müdafaa kapsamında. Bizim herhangi bir yerde bize bir tehlike yoksa, bize bir tehdit yoksa, bize bir risk yoksa, biz durup dururken biz işgalci değiliz, istilacı değiliz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere bütün komşularımızın sınırlarına saygılıyız, egemenlik haklarına saygılıyız. Onlarla herhangi bir şekilde bizim bir amacımızın, emelimizin olmadığını, bizim tek amacımızın ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği olduğunu herkesin bilmesi lazım. Arkadaşlarım, diğer taraftan da bu operasyonlar yapılırken gerçekten diğer hiçbir ülkenin yapmadığı, diğer hiçbir silahlı kuvvetlerin yapmadığı kadar Mehmetçik son derece duyarlı. Yani sivillere zarar vermemek için, masum insanlara zarar vermemek için, efendim diğer taraftan oradaki tarihi, dini yapılara, efendim kültürel yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için, çevreye zarar vermemek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Hem planlama safhasında bu niyetle planlıyoruz operasyonlarımızı, hem de bu şekliyle uygulamasını yapıyoruz arkadaşlarım. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın ve gerçekten bu bizim gösterdiğimiz hassasiyet, diğer ordularda, dünyada hiçbir orada böyle bir şey yok. Yani bunu biz büyük bir övünçle, büyük bir güvenle söylüyoruz ve her zaman da bunu gösterdik, gösteriyoruz. Fakat maalesef bu konuda bazı fitne fesat odakları her seferinde, her zaman böyle periyodik olarak zaman zaman özellikle terör örgütünün çok zor durumda kaldığında, terör örgütünün çökme noktasına geldiğinde bazı iddialar ortaya atarlar, bazı iftiralar ortaya atarlar daha doğrusu ve yalanlarla, dolanlarla hem insanların kafasını karıştırırlar hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için elinden gelen gayreti gösterirler. Bunlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz gün, dün meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye. Arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yok. Yani yok elimizde, bizim evimizde böyle bir şey yok. Yok. Olmayan şeyi nasıl kullanacağız biz? Birincisi. İkincisi, bizim bir uluslararası hukuka olan saygımız. İkincisi de uluslararası hukukun ötesinde inançlarımız var, değerlerimiz var. Bizim sahip olduğumuz bir takım insani değerler var, manevi değerler var, milli değerler var. Yani biz yapmayız, yapamayız. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa böyle bir şey yok. Ve dolayısıyla bunun anlaşılması lazım. Uluslararası hukuk değil sadece. Uluslararası hukuk ötesinde biz uygulamalar yapıyoruz. Çok daha dikkatli, çok daha efendim değerli Mehmetçik'le efendim yaptığımız operasyonlarda. Bunlar gerçekten son derece düşük, son derece alçakça. Yani burada ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesi, karalanması ve orada terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, onun gözden kaçırılması, ona bir anlamda yardım ve destek sağlanması maksadıyla yapılmış olan bu eylem. Yani bunu şiddetle kınıyoruz. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, dün bildiğiniz gibi açıklamaları yaptık. Hükümetimiz yaptı, devletimiz yaptı, bakanlığımız yaptı, Savunma Bakanlığı yaptı. Ve ayrıca arkadaşlarım biz de bunu yapanlara gerekli cezanın verilmesi için, bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için dün arkadaşlarımızın hukuk dairemiz gittiler ve orada Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Başsavcılığına bu şikayetimizi ilettik. Ve dolayısıyla bu hukuki süreçte başlamış oldu. Bunu yapanlar bunun hesabını yargı önünde verecekler. Ve biz de bunun arkadaşlarım yakın takipçisi olacağız. Bu gerçekten Türkiye'ye yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aklından dahi böyle bir şey geçmemiştir. Böyle bir şey asla kata söz konusu olmamıştır, olmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu iftiralar, teröristler biraz daha nefes alsın, biraz böyle rahatlasınlar, onlar böyle bir zaman kazansın, onlar bir zemin kazansın şeklinde kendilerine yandaş bulabilmek için, kaybolan desteği tekrar sağlayabilmek için yaptıkları bir hiledir, bir iftiradır, bir alçaklıktır, bir düşüklüktür. Ve bu konuda biraz önce söyledim, savcılığa, başsavcılığa, Ankara Başsavcılığı'na arkadaşlar gerekli suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç başladı, biz de bu süreci yakından takip edeceğiz. Türkiye ile Yunanistan komşu, işte efendim. Dolayısıyla bu komşuluğun gerektiği iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde efendim faaliyetlerimizi yürütmeye, çalışmalarımızı sürdürmeye, hayatımızı sürdürmeye, olan sorunlarımızı da bu şekilde barışçıl yolu ve yöntemlerle çözmeye gayret gösteriyoruz. Fakat bu iyi komşuluk ilişkileri uluslararası hukuk konusunda maalesef anlaşmak mümkün olmuyor. Bununla alakalı biz yine sabırla, yine şefkatle, yine efendim barış elimizi uzattık, uzatıyoruz.
Ve burada barışın hakim olması için arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa bunları yapıyor. Özet olarak bu. Yani Türk-Yunan sorunları dediğimiz zaman bizim söyleyeceğimiz şey bu. Barış sorunlarımız var mı? Var. Bunları ne yapalım? Barışçıl yol ve yöntemleri çözelim. Oturup konuşalım. Bunun için ne yapalım? Diyalog. Dolayısıyla diyaloğa gelin diyoruz. Diyaloğa gelin diyoruz. Nasıl? Burada şimdi Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri ile oluşturduğu bir deconfliction çalışması var. Araştırma çalışması var. Yani bir herhangi bir kaza bela olmasın. Bir mekanizma kuralım çalışması var. Üç yöntem var. Ya bu konuların hepsine gelmiyorlar. Toplantıda gelmiyorlar. Bizim bakanlık olarak güven ve güven artırıcı önlemler konusundaki yaptığımız bir çalışma vardı. Bu manada bizim heyetlerimiz iki kez Yunanistan'a gitti, Atina'ya gitti. Onlar bir kez Türkiye'ye geldi. Şimdi dördüncüsü toplantının Türkiye'de yapılması lazım. İki yıldan beri bekliyoruz. Ve en son gittiğimiz NATO Bakanlar Toplantısı'nda muhatabımız olan Savunma Bakanı arkadaşımıza bu konuda beklentimizi ilettik. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz. Herhangi bir tedbir almalarını bekliyoruz. Yani burada bizim bu kapsamlı çerçeveyi böyle tam olarak böyle kucaklayan çalışmalarla bu problemleri ele almamızı, bu problemlerin çözülmesi için uzmanların görüşlerini bildirmesini, beraber çalışmalarını ve bu çalışmaların sonucunda bazı sonuçlara varabileceğimizi ve dolayısıyla bir takım sıkıntıların ortadan kalkabileceğini söylüyoruz. Burada esas olan uluslararası anlaşmalar, onun da ötesinde iyi komşuluk ilişkileri ve bu çerçevede bu Ege Denizi'nin bir barış denizi olabileceğini, Ege Denizi'nin zenginliklerinin adil bir şekilde paylaşılabileceğini ve buna bağlı olarak da iki taraf halkının, iki taraf fırına daha mutlu, daha müreffeh olabileceğini tekrar tekrar dile getirdik. Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. Bu uzattığımız barış elinin tutulmasını bekliyoruz. Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan tarafında sabah kalkıyor, Türkiye aleyhinde nasıl bir eylem, nasıl bir söylem yapabilirim diye düşünüyor adeta. Dolayısıyla bunun yol olmadığını, bunun yöntem olmadığını, bunun çıkar yol olmadığını tekrar tekrar söylüyoruz, tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Ve bu arada memnuniyet verici bir husus da aklı selim sahibi bazı Yunanlılar da, bazı akademisyenler, emekli generaller, amiraller, efendim bazı siyasiler bu konuda da arkadaşlarım bizim söylediklerimize yakın, benzer, yani diyalogtan yana, görüşmekten, konuşmaktan yana, hatta haktan hukuktan yana olduğunu ifade ediyorlar. Biz diyoruz ki bunun şeysi, çözümü arkadaşlar, diyalog. Konuşalım, görüşelim. Bu üçüncü taraflara güvenmeyin diyoruz. Bu üçüncü tarafların teşvikiyle, üçüncü tarafların telkiniyle bir şeyler yapmaya kalkmayın. Bir şeyler elde etmeye çalışmayın. Biz sizlerle, Yunanistan'la görüşelim, konuşalım dedikçe arkadaşlarım, bunun bir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını. Diğer taraftan da hiçbir şekilde bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu ne kendimizi ne Kıbrıslı kardeşlerimizi çiğnetmeyiniz demek de tehdit değil. Ya dolayısıyla diyoruz ki bütün bu problemleri çözmek için buyurun gelin, kimseye güvenmeyin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemleri ikili görüşmelerle çözelim. Bunu başkalarına havale etmeyin, başkalarına medet ummayın. Çünkü şunu bilin diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunun bilincine varın diye de kendilerine ifade ediyoruz.